arkadaşlarıma katılım ve ilgilerinden dolayı teşekkür ediyor. Açılışımıza geçebilmek için kendilerinden müsaadelerini istiyorum. Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz turistik Doğu Ekspresimiz seferlerine yeniden başlıyor. Ankara'dan Kars istikametinin ilk sefer 15 Aralık'ta yapılacak. Trenimiz Kars'tan ise 17 Aralık Cuma günü de hareket edecek. Sadece yataklı ve yemekli vagondan oluşacak Doğu Ekspres seferleri karşılıklı olarak başlangıçta haftada 2 defa olarak düzenlenecek. İlk seferinden bu yana 37 bin yolcunun seyahat ettiği Ankara-Kars güzergahımız dünyanın en güzel 4 tren rotası olarak gösteriliyor. Bu hizmetimizle hem bölgenin kış turizminin canlanmasına önemli bir katkı sağlayacağız, hem de gençlerimizin, insanımızın konforlu bir seyahatle doğusundan batısına bu kadim coğrafyayı ve kadim kültürümüzü tanımalarına olanak sunacağız. Gürcistan, Ermenistan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti gibi komşu ülkelere açılan 5 sınır kapısına ulaşım sağlayan bölge, kuzey-güney aksında Doğu Karadeniz'i kuzey tetek hattına bağlaması bakımından da büyük önem arz ediyor. Kars'ın ulaşım ağını güçlendirecek her bir projenin değerinin farkındayız. O nedenle şehrimizin büyüyen yapısına ayak uyduran ve gelişimini destekleyen ulaşım ve iletişim yatırımlarını tek tek hayata geçirmek için 7 gün 24 saat hizmet esasına göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Açılışını yapacağımız Kırmızı Köprü ve Akçalar Köprüleri de bu kapsamda hayata geçen çok önemli karayolu projeleri. Kars Susuz Ayrımı Arpaçay yolu 11.4 kilometresindeki Akçalar Köprüsü'nün de fiziki ve geometrik standartlara uygun olmadığı için yeniledik. Yolun doğusuna inşa edilen 75 metre uzunluğundaki köprümüz bütünlü sıcak karışım kaplamalı halkımıza hizmet verecek. Kıymetli kardeşlerim, çalışmalarımızın nihai amacı üstün bir hizmet anlayışıyla ticaretimizi, turizmimizi daha da güçlendirmektir. Bu güç halkımızın ve ülkemizin ekonomisine katma değer olarak dönüyor. Refah olarak dönüyor, refah seviyemizi yükseltiyor. Bahsettiğim bu projelerle de Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerindeki sınır kapılarına daha hızlı ve daha konforlu alternatif erişim imkanı tesis etmiş oluyoruz. Komşu ülkelerle yapılan ticaret hacmimizin de artırmasına katkı sağlıyoruz. Ayrıca Kırmızı Köprü'nün de üzerinde yer aldığı 72 kilometrelik Kars-Kazman güzergahının 37.6 kilometrelik kesiminde devam edilen iyileştirme çalışmalarının da tamamlanmasıyla yol 3.7 kilometre kısalacaktır. Böylece zamandan 7,5 milyon TL, akaryakıttan 3 milyon TL olmak üzere yıllık 10,5 milyon TL de tasarruf etmiş olacağız. Ayrıca karbon emisyonunda da 1147 ton azalmış olacaktır. Başta Kars olmak üzere bölgemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Kıymetli Karslı kardeşlerim, Kars'ta 2003'te sadece 22 kilometre bölünmüş yol vardı. Bugün 273 kilometreye ulaştırdık. Burada sadece 1 kilometre yol BSK'lı, yani bütünlü sıcak kaplamalıydı. Tam 378 kilometre BSK kaplamalı yol yaptık. Karayollarında olduğu kadar Kars'ın demir yolu ulaşımının gelişmesi için de birçok yatırım hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Kars'ı kombine taşımacılıkta merkez haline getirdik. 30 Ekim 2017 tarihinde Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını hizmete açarak Çin'i Londra'ya bağlayan en kısa, yani en avantajlı ticaret koridorunu oluşturduk. Güçlü bir ekonominin olmazsa olmazı da altyapıdır, projelerdir. Helalleşeceğiz diye ortalıkta dolaşanların ne geçmişte bu ülkeye verdikleri zararı unutabiliriz, ne de bugün büyükelçilere, yabancı ülkelere Türkiye karşısında pozisyon almalar için yalvarmalarını.
Her yapılan projede ortalığı ayağa kaldıranlara bu millet 2023'te de gereken dersi verecektir. Ülkemizin kaybedecek bir dakikası dahi yok. Çalışmalı, üretmeli, gelişmeli ve daha birçok projeyi hayata geçirerek milletimizin refahını daha da yukarılara çekmeliyiz. Bu nedenle bizler de milli ulaşım ve altyapı politikalarımızı ülkemizin ekonomik ve siyasi gücünü destekleyecek bir anlayışla hayata geçiriyoruz. Türkiye'yi geleceğe hazırlamak için dev yatırımlarla bütün ülkemizi adeta nakış gibi işliyoruz. Artık Kars eski Kars değil. Tıpkı Türkiye'nin her ili, ilçesi, köyü gibi. Değişimi, gelişimi, yenilenmeyi sindirmiş, daha iyisine ulaşmış, bundan sonrası için dünyanın Türkiye'ye bağlandığı yakın gelecek için heyecan duyan bir Kars var artık. Türkiye'nin yıllardır süren altyapı problemini büyük ölçüde çözdük. Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz arasında Türkiye'mizi ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora dönüştürdük. Projede emeği geçen Karayolu Genel Müdürlüğü çalışanlarına, yüklenici çalışanlarına, bütün çalışma arkadaşlarıma 7/24 verdikleri emek için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizin başarılarının devamını diliyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kırmızı Köprü ve Akçılar Köprümüzün sağ olun, var olun, hayırlı uğurlu olsun. Bu hizmetimizde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ya Allah, bismillah. Senin yolunda şehitler, gaziler senin uğruna.